Koronavirüse karşı alınacak en büyük önlem temizlik. Özellikle dezenfektan satışları arttı. Ancak onlarda da kimyasallar var. Yani kendimizi sağlıklı konuma getirmek için aslında sağlığımızdan da olabiliriz. Peki hangi kimyasallar kullanılıyor? Temizliği nasıl sağlamalıyız? Onu da kimyager Fatih Küçük Uysal'a soracağız. Önümüzde kimyasal ürünler, steril, temizleyici ürünler dolu. Biz neler kullanmalıyız? Şimdilik öncelikle en güzel temizlik aslında su ve sabun. Bunu ama doğru kullanmamız gerekiyor. Evet, bu herhangi bir sıvı sabun. Katı sabun da çok tercih etmiyoruz. Çünkü herkesin elinin değmesi iyi olmuyor. Yani bize özelse katı sabun olabilir ama diğer türlü sıvı sabun. Yani üzerinde mikrop mu barındırır? Da barındırabiliyor. O yüzden sıvı sabunları kullanıyoruz. Buna nasıl kullanacağız? Şimdi öyle hemen 2 saniye elimizi yıkayıp suya tutmak değil. En az 10 saniye. 10 saniye mesela suyu da kapatalım. Su tasarrufu da yapalım. Güzel güzel tırnaklara kadar 10 saniye, en az 10 saniye köpürtüyoruz. Ondan sonra en az 5 saniye duruluyoruz. Bu en güzel aslında dezenfektan yöntemi. Şimdi bu sıvı sabunların tabii çeşitleri var. Özellikle de antibakteriyeller var. Onları mı tercih etmek gerekir? Şimdi antibakteriyeller de var ama açıkçası onlar bir alkol gibi, bir izopropil alkol gibi olmaz. Herhangi bir sabun kullanabilirler. Süresi önemli dediğim gibi. Tırnak bakımı önemli. Tırnaklar uzun olmaması gerekiyor. Her yere dokunmamamız gerekiyor. Onlar bizim için çok daha önemli. Ama daha böyle sterilizasyon istiyorlarsa, daha güçlü temizlik istiyorlarsa ki onlar da olabilir, diğer kimyasalları kullanacağız. Evet, mesela bu etil alkol. Bu saftır aslında %99. Bunu da halkımızın bulunması zor. Etil alkol olarak Türk toplumunda da çok yaygın. Alkolden olan biliyorsunuz kolonya. Kolonya %70, %80. Kolonya hep yanımızda dursun mu? Evet, küçük bir şişe çantamızda olabilir. Çok abartmadıkça. Kolonya özellikle bakterilere karşı çok iyidir. Virüslere evet belki olmasa bile en azından belli bir süre bizi uzak tutabilir. Kolonyayı kullanacağız. Biz özellikle toplu taşıma araçlarına bindiğimiz zaman kendimizi koruyabilmek için aslında virüslere karşı çok fazla bu ürünlerden kullanmaya çalışıyoruz. Doğru yapıyor muyuz? Neler kullanmalıyız? Şimdi çok çok da olmasın. Biz her zaman şöyle deriz. Bir obsesyon, bir takıntı halinde gelmesin. Çünkü psikolojik olarak bizim rahatlığımız da önemlidir. Çünkü şöyle bir şey var. Evet, bu arada çam terebentidir. Mesela doğal şeyler de olabilir. Mesela bu da Hindistan cevizi yağıdır. Bunların da bu arada antibakteriyel, antimantar özellikleri vardır. Bunları da kullanabilirler. Hem ciltleri için. Mesela bu en güzel kremdir. Ben bu arada doğal kremler de yapıyorum. Bunu mesela vücudlarına, ellerine sürebilirler. Hem mikroplara karşı iyidir hem de güzel bir nemlendirici özelliği sahiptir. İster saf alkol kullansın, ister kolonya kullansınlar. Buna mesela çam terebenti veya çay ağacı dediğimiz onu da bir dezenfektan yağı var. Özel, evet. Onları şöyle karıştırıyorlar belli oranda. Bunları kendilerine sprey olarak ellerine hatta etrafına da sıkabilirler. Şimdi biz anneler de tedirginiz aslında. Çocuklarımızı korumak istiyoruz virüslerden. Evet. Malum koronavirüsün de kapıya dayanmış olması korkutuyor. Çocuklara ne kullanabiliriz bunların içinden? Evet, şimdi bu elbiselerde elde kalabiliyor bu virüsler veya bakteriler. Belli bir süre cansız bunlar yaşayabiliyor. O yüzden sık elbise değiştirmek gerekiyor. Hem bebeklerde daha dikkat edeceğiz. Çünkü dikkat ederseniz bebeklerde, yaşlılarda ve kanser hastalarında çok daha etkili. Çünkü bunların immün sistemi, bağışıklık sistemi düşük oluyor. Burada bağışıklık sistemini de güçlü tutmamız gerekiyor. Evet, burada beslenme, egzersiz, spor, nefes, temiz nefes çok önemli. Yani evet, yediklerimize, içtiklerimize dikkat edeceğiz. Psikolojik sağlığımız çok iyi olacak. Yani stres olabildiğince olmayacak. Çünkü her stres olduğu zaman bağışıklık sistemi düşüyor. Olabildiğince rahat olacağız. Dezenfektanları da evet kullanabiliriz ama temel dediğim gibi öncelikle su, sabun güzelce yapacağız. Elbiselerimizi sık sık değiştireceğiz. Mutlaka işten, dışarıdan geldiğimiz zaman eller mutlaka güzelce yıkanacak. Sofradan önce, sofradan sonra, tuvaletten önce. Zaten biliyoruz da bunlara biraz daha dikkat edelim. Özellikle bu 1-2 ay bunlara çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bir şey daha soralım. Malum artık maske piyasada bulunmuyor. Maske kullanmakta da fayda var mı dışarıdayken? Tabii ki maskeler biliyorsunuz bu, çünkü virüsler ve bakteriler havada asılı kalıyorlar ve başta burundan vücuda giriyorlar. Burunda bu arada evet, burun, ağız da el gitmemesi gerekiyor. Hani bazen ne yaparız, sakalımızı kaşırız, işte saçlarımızı oynarız. Bunu da mutlaka yapmayalım. Olabildiğince buruna, ağza gitmeyecek ve evet, bunlar koruyucu olur. Tabii ki %100 değil.
dikkatli olalım. Bunları böyle devamlı takmak da iyi değil. Çünkü buraya da bu sefer mikrop bulaşıyor. Eğer siz bunları değiştirmezseniz, devamlı aynı şeyi takarsanız, bu da başka bir sağlık riski olabilir. Ama mutlaka koruyucu bir özelliği var. Fatih Küçük Uysal'a teşekkür ediyoruz. Yani her şeyin başı su ve sabun. Eller bol bol yıkanacak ve yanımızda da kolonyamız olursa fazla kullanmamak şartıyla o da bizi virüslerden koruyacak. YouTube kanalımıza abone olun.